Şimdi mesela bugün birçoğunuz bankaya gidiyorsunuz. E, bankalarda o bankmatikler bir robot diye düşünün. Yani şu anda bunlar e, görev yapıyorlar. Navigasyonlar bugün işte bir robot. İşte telefonlarınızda işte e, birçok yerle görüşmeye çalışırken görüştükleriniz robot yani robotik çağ çoktan başladı ve çoktan madde, eşya akıllanmaya başladı. Bakın işte şimdi asıl konu başlıyor. Peki ya insan, peki ya sen, biz ne yapacağız? Akıllanacak mıyız? Yoksa hani e, yapay zeka, ah şöyle iyi, böyle iyi anlatacağız ve biz arkasında mı kalacağız? Bugün birçok kişi e, diyelim ki yapay zekayı ya gelecekte şöyle yapar böyle yapar korkarak geri kaçıyor. Arkadaşlar gelecek oldu bitti. Ve yapay zekadan faydalanan yararlananlar da kul ve köle olanlar da bugün de gelecekte de var. Teknolojiyi uzağa koymak değil teknolojiden faydalanmak önemli. Diğer taraftan bu konuda biz ne kadar dikkat edin, ne kadar özen gösterin dersek bazı şeyler çoktan oldu ve bitti. Yani maddenin, eşyanın gelecekte bir yükselişi var. Çok daha da var. Şu andakinden çok daha ötede var. Diğer taraftan zaten çevrenize gördüğünüz eşyaya, maddeye tapmayan kaç kişi var? Hani böyle aman ben parayı sevmem, para uzak dursun. Ben din, iman bilmem ne diyenlerin bile çoğunun yanına gittiğinizde orada birçok şeyin madde, beden, dünya korkularıyla güdüldüğünü göreceksiniz. Yani yine eşyaya tapmak var. Bunların daha ince noktalarını bazı atölyelerde açıyorum. Yani bir insanın cenneti, cehennemi, korkuları, endişeleri, gelecekten beklentileri, işte diyelim ki inançları, e, yoldaki yürüyüşü, tanımları, kendiyle ilgili inançları bunların her bir tanesinin arkasında bir bakıyoruz ki kişinin eşya ile münasebeti ve eşyaya tapınması var. Ve tabii ki eşyaya tapıyorsan eşya bir gün senin kralın haşa tanrın olur. Onun için gelecekte birçok insanın tanrısı eşya olacak, akıllandırılmış eşya olacak. Yani Allah'ın bize verdiği yetenekleri bizim eşyaya aktararak maddeyi ve dünya sistemini akıllandırmamız olacak. Şimdi diğer taraftan, biz evet zekamızı, aklımızı oraya veriyoruz. Ama diğer taraftan eşyayı ve maddeyi kullanabilme bilgisi bizde var. Peki bunu nereden ve nasıl kullanabilirsin dersen, şimdi öncelikle senin kendi bedeninin, hayatının, duygu düşüncelerinin efendisi olabilmen. Duygularını ya da düşüncelerini sen kullanamıyorsan, on, o boşluğu doğal olarak maddenin cazibesi kullanacak. Yani burada nefsini bilenlerle bilmeyenlerin bir ölçüde çıkacak. Şimdi birçok arkadaşlarımız şimdi oruç tutuyorlar değil mi? Nefsini bilebilmek için, iradesini kullanmayı arttırabilmek için mesela. İşte birçok arkadaşımız ne yapıyor? İbadetler yapıyorlar. Şimdi bu ibadetleri yapmalarındaki sebep ne? Nefsini bilebilmek, iradelerini güçlendirebilmek, işte eşyanın çeşitli cazibeleri işte bak ben buradayım. Hadi gel ben ne kadar ciyibiciyim. Bana şöyle bir iç çekil. Bana doğru yaklaş. Zamanını bana ver. Bakın. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Maddeye. Şimdi diyelim ki cep telefonu kullanıyoruz. Şimdi maddede bu kullandığınız cep telefonunu ya da bir işte sosyal medyada girdiğiniz zaman siz mi kullanıyorsunuz? O mu sizi kullanıyor? Şimdi birçok kişiyi bir bakıyorsunuz ki o sosyal medya ya da işte yapay zekanın ürünleri kullanıyor. Şimdi tabii ki orada zaten birçok algoritmalar var. Bunlardan bir tanesi mesela kullandığınız kelimeler. Çok ince bazı düşünce okumalar. Şimdi bugün mesela hala bazı arkadaşlar şöyle diyor. Yani telepati var mı yok mu acaba? Ya arkadaşlar yani hangi devirde yaşıyoruz? Bunun artık makineleri var. Yani insanlar zaten bazı hassasiyet olan insanlar düşünce okuyabiliyorlar. Telepati zaten var. Bununla ilgili dünyanın birçok üniversitesinde klinik çalışmalar, ispatlı çalışmalar var. Artık bunları eşya, makina, yapay zekalar yapabiliyor. Ki zaten Neuralink dediğinizde bu çalışmalar. Telepati adı bile bu. Yani baktığınızda. Şimdi tabi bazı dostlarımız, arkadaşlarımıza da e, yeni döneme adım atmada, uyum sağlamada böyle birazcık e, yavaş davranıyorlar. Bunun tabi bazı sebepleri var. İnşallah bu sebepleri de aşabilme ile ilgili yeni dönemin e, enerjilerine uyumlanmayı Kıbrıs'ta bir kamp, pardon e, İzmir'de, Seyirtepe'de bir kamp gibi yapma niyetim var. Hani orada böyle biraz kahvaltımızı yapalım. Ardından da böyle bu konuyu iyice açıp güzel bir şekilde işleme niyetindeyim. Diğer taraftan işte maddenin o cazibesine takılan yani işte bir arabanın, bir telefonun, bir eşyanın, bir kıyafetin hatta bir kadının ya da bir erkeğin bu da bir eşya. E tabi beğenmeyelim mi? Tabii ki beğeneceğiz. Sadece dizginler kimin elinde? Aşkla yaşayacaksın, seveceksin de hem kendini sevdirip hem de sevilmenin tadını da alacaksın. Burada dikkat edeceğimiz şey yönetim ve kontrol kimde? İşte burada önce tabii ki iradenin gelişmesi, kişinin kendi hayatının kararlarını verecek halde olması, dışarıdan gelen işte çeşitli yapay zekaların reklamları, dürtüklemeleri, senaryoları, senin zihin ya da kelimelerini alıp da sana sundukları şeylerde uyanık olabilmen ve sana sunulmuş olan işte bu yapay zekaları, telefonları, eşyaları, maddeleri doğru bir şekilde kullanarak gelişimine, tekamülüne katkı alabilmek. İşte bu katkıyı alabilmek için de geçmişin, eskinin bazı araç ve gereçlerini e, bırakma zamanı geliyor Yani senin önünde sana engel olan rutinlerin varsa bunları bırakabilmek Faydalı alışkanlıkları koyup kazanabilmek faydasızları da kenara koyabilmek Kontrol kimde diyorsunuz diyor Evet sevgili dostlar Şimdi e, aslında bu binlerce yıldır sorulan bir şey. Çünkü kontrol çoğunlukla maddenin elinde, maddenin cazibesinin elinde. Şimdi bugün öfkelenen, kızan, hırs yapan, kıskanan neden dolayı bu duygu hallerini yaşıyor? Maddenin, cazibesinin etkisi altında olduğu için. Yani eşya kancayı taktı. Senin nefsinden nefsaniyete ya da egondan egoizmaya yerde sürüyor. Ama sen o kancayı yedin. O yemi yedin. Oysa ki işte bir taraftan maddenin ve eşyanın ne olduğunu yani bizim gelişim ve tekamülümüz için bu araca ihtiyacımız var. Biz dünya denilen bu gezegende bir nevi holografik simülasyon diyebiliriz. Bir nevi ama bu hem böyle hem böyle değil. Yani bazen görüyorum hani dünya simülasyonda mıyız? Evet. Ama hem öyle hem böyle. Yani bizim zannettiğimiz, bildiğimiz teknolojilerdeki bir simülasyon değil bu. Burada aynı zamanda duygu, düşünce ve her türlü ince ele enerjilerin de holografik olarak yansıtıldığı bir simülasyon. E o zaman biz buna simülasyon diyemeyiz bildiğimiz şekliyle. Bu başka bir şey. Daha üst bir şey yani hani böyle e, simülasyondaki kelimeler yetmeyen bir şey. Hani dedik ya bunu da biz size hem hem yasasıyla inşallah aktaracağız. Ve e, özellikle hani böyle bir e, atölye çalışması 28-29 Nisan gibi ya da 27-28 Nisan gibi hafta sonuna denk gelecek olan e, zamanda kader portallarını anlatırken işte orada aslında an be an bu simülasyon dediğimiz sistemin içerisinde nasıl sayfalar açıyoruz? Ev, kendi hayatımız için nasıl boyutlar açıyoruz? Çeşitli boyut kapılarından an içerisinde hiç farkında olmadan dahi nasıl giriyorsunuz? Bir anda realite değişimleri, olay, ortam ve tamamen hayat değişimleri nasıl meydana geliyor? Bir bakıyorsun adamın bir tanesinin hayatı böyle şak geçti. Bunun sistemi ve mekanizması ne? Tabii ki orada inşallah aktaracağız ve bunun derinliklerinin içinde yolculuk yapacağız. Şimdi diğer taraftan işte biz aklımızı, akıl melekelimizi doğru bir şekilde kullanabilmenin yolunu da hatırlamak durumundayız. Bilmiyor değiliz. Hatırlamak durumundayız. O zaman gelin hatırlayalım. Şimdi özellikle yani e, akledebilmek aslında bir bağlantı kurabilmek. Bu her ne kadar bir nevi kalpten de gelse, yani kalp kelimesinden de gelse, çünkü kalp etmek, akletmek, bunlar ortak bir kökten gelir ve kalbinizin de bağlantı kurduğu yer özünüz ve varlığınız yaradana kadar giden bir kablo diyelim ve. İşte buradaki bu bağlantı kuran kalbiniz ve tüm düşünce, zeka ve beyninizin tüm fonksiyonlarının içerisinde bugüne kadar öğrendikleriniz ve sunulanların her bir tanesinin arasındaki elektriksel kurulan bağlar ve o bağların arasındaki örüntüleri görebilme yeteneğini sizin akledebilme yeteneğinizdir. Öyleyse ne kadar akledebiliyorsun? Ne kadar bağlantı kurabiliyorsun? Yani şimdi böyle bir durum var. Şimdi bu duruma karşı ne yapıyoruz? Ya da şimdi bir oku diyoruz değil mi? Oku, oku, oku. Dünyada öğreneceğimiz en önemli şey okumak. Ne öğreneceğiz? Hayatı okumayı, kendimizi okumayı. Onun için kendini okumanın, kendini bilebilmenin matematiğini öğrenebilmemiz bu anlamda çok önemli. İşte okuyorsak bu sefer bir bakıyoruz ki hayatımızın içerisinde e, tanımlar önce yapıyoruz. O tanımlar, o anın, o günün tanımlarını birbiriyle bağdaştırarak önce bir idrak ışığı yakıyoruz. Orada bir aydınlanma meydana geliyor. Ama bu bir aydınlanma. İşte bu aydınlanmaları, bu ampulleri yavaş yavaş birbirleriyle bağlantılandırarak aslında bir stadyumu aydınlatacak kadar işte diyelim ki bir şehri aydınlatacak kadar, bir ülkeyi aydınlatacak kadar trafolarıyla bilmem neleriyle, sokak lambalarıyla yapabilecek kadar, dünyayı bir güneş gibi aydınlatabilecek kadar bir bağlantısallık. Yani gücümüz, şuurumuz, akledebilme yeteneğimiz ne kadar artıyorsa. İşte burada bizim bilgisayarlara Eşyaya, makinelere aktarmaya çalıştığımız şey, bu işlem hızını arttırmak ve bağlantı kurabilme yeteneğini onlara kazandırmak. Ve bu alanda özellikle bizim onlara yüklediklerimizi çok hızlı bir şekilde yapıp önümüze koymalarında belki belli bir süre onlar bizi geçecekler. Fakat insanın yaratılışındaki yetenekler, emin olun ki çok daha ötesi. Ya olur mu diyorsun şimdi şu anda e, hani bugüne kadar diyelim ki Çetçipidi 4'ün e, yaptığı işlemleri idare eden diyelim ki eğer 17-20 birimlik bir bilgi sistemi idare ediyorsa bugün milyon ediyor bakın 3 ay içinde 4 ay içinde yani 17 binin içinden bilmem 20 milyona çıkıyor. İşte ondan sonra belki 100 milyona çıkıyor. Yani bu kadar hızla gidiyor fakat bunların hiçbir tanesi senin akledebilme yeteneğin daha henüz değil. Peki tamam da biz bu yeteneği kullanıyor muyuz? Hayır kullanmıyorsun. Neden kullanamıyorsun? Şimdi öncelikle geçmişle, maddeyle, dünyayla eski bağ ve bağlantılarla çok fazla bir bağlantı halinde yeteneklerini yoruyorsun. Ve burada olamadığın için saçılıp dağıldığın için herhangi bir alana odaklanamıyorsun. Odaklanamadığında ve burada olmadığında kendi ihtiyaçlarını görüp kendi ihtiyaçlarına göre seçim, tercih, sipariş, söylemde bulunamıyorsun, talepte bulunamıyorsun. Bakın bunların her birisi bir matematik olarak gidiyor. Öyleyse her birimizin aslında bir yerde nefsimizi bilmeye, kendimizi bilmeye, bize sunulmuş olan bu sefer eşyanın değerini bilmeye ki biliyorsunuz katıl butonuyla katılan bütün dostlara ve arkadaşlarımıza bu kendi değerini bilme atölyemiz bir hediye herhalde bilmiyorum kaç kat, 10 kat mı 100 kat bir rakam mı böyle bir şeyi yani biz size bir şeyler vermek istiyoruz da bir bahane edelim istiyoruz. Hani böyle bir şeylerde bahanemiz olsun ki dostlarımıza, arkadaşlarımıza ee, evet güzellikler geliyor. Şimdi bir taraftan, evet gelecek günlerde sevgili dostlar madde, eşya bu kadar yükselecek. Ve tedbirimiz